Merhabalar, Business Channel Türk TV izleyicileri. Derya ile Bir Ben Kaldım programına uzun bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere benim için çok değerli olan iki konuğum var. Önce kendileriyle tanışma faslını bir anlatayım. Çok büyük bir tevafuk oldu bizim tanışmamız. Tuğçe Hanım'la aynı yayın evinden yazarız. Ahmet Bey'le sonrasında tanıştık. Harika bir dostluğumuz var artık. Bu programı ben yazar konuk olarak değil, iki dost olarak yapacağım. Aramızdaki konuşmalar, aramızdaki şeylerin hiç daha öncesinden konuşulmuşluğu yok. Soru cevap şeklinde olmayacak. Spontane gelişsin istedik. Hatalarımız, kusurlarımız varsa şimdiden affola. Hoş geldin Tuğçe Güzel. Hoş bulduk tekrardan. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ayaklarına sen sağlık. Sen benim için çok ayrısın, çok özelsin biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Sen de o benim yüzden için bir kız kardeşsin. Evet. Bize öncelikle biraz kendini tanıtır mısın izleyicilerimizin seni tabii tanıması ki, açısından? Tabii ki. Ben 87 doğumlu, 87 tarihli Silivri doğumluyum. Evet. Ali Beyköy'de büyüdüm, yetiştim. Daha sonrasında yine Silivri'de devam ettim. Evet. Bir tane kitabım var, Ayrıl Aynat Aşk. Şu anda yeni kitabım çıktı. Uyanış Yayın Evi'nden. Hayata Yansıyan Ekrana İzler. Gösterelim. Tabii ki. Ben de şuradan göstereyim. Hayata Yansıyan İzler yeni çıktı. Şu anda yeni kitabımla ilk programım. O yüzden çok özel olacak benim için. Yani size dair gerçekten hayata izler yansıtan bir kitap. Umarım çok beğenirsiniz. Biz beğeneceğimizi umuyoruz. Hatta bugüne özel istedim. Evet. İmzalayacaksın evet bana. Kesinlikle. Tuğçe Hanım'ın kitabı dün daha çıktı. Taze. Hani derler ya, kokusu üzerinde, dumanı üzerinde. Evet. O şekilde biz karar vermiştik. Tekrar herkesin önünde beni kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Ahmet Bilgehan Arıkan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Gün güzel başladı. Güzel evet, mesajlarla, evet, güzel konuşmalarla buraya kadar gelmiş olduk. Buradan i̇nşallah sonrası için de hepimiz için hayırlı olur. Hayırlı kapılara vesile olur inşallah. Amin inşallah. Beni kırmayıp geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir ortamı bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Biraz Uyanış Yayın Evi sahibi olarak biliyoruz, tanıyoruz sizi. İzleyicilerimiz için de bahsetmek ister misiniz lütfen? Tabii ki. Ahmet Bilgehan Arıkan benim ismim. Manisa sahili doğum yeri. 1980 doğumluyum. Normal lise mezunuyum. 1999 yılı itibariyle yayın evindeki işleri takip etmeye başladım. 1968 yılında babam yazar, mütercim yazar kendisi. Kendisinin 30-35 civarı eseri var. 1968 yılında yayın evini kurmuş. Uyanış Yayın Evi olarak. Evet. Kendisi büyük İslam alimlerinin eserlerini, tercümelerini yapmış. Evet. İmam Gazali, Abdülkadir Geylani, Ahmet Arrifai, Ebu'l-Eys Semerkandi, Eşrefoğlu Rumi, onların eserlerinin tercümelerini yapmış. Kendi fikri olarak yazdığı eserler var. Yunus Emre'ye 50 yılını vermiş. Yunus Emre ile ilgili çalışmaları var, geniş kapsamlı çalışmaları var. Kendi fikri yazdığı eserleri var. 1999 yılı itibariyle yayın evindeki işleri, çalışmaları ben takip etmeye başladım. İlk daktilo bilgisayar kursuna başladım. 10 parmak olarak, daha sonrasında işte farklı tasarım programları öğrenmeye başladım. İlk başta sadece kendi çalışmalarımızı, kendi tasarımlarımızı yapmaya başladım. Sonrasında da kurumsal olarak etrafımdaki kişiler vasıtasıyla farklı yerlere ulaşmaya başladım. Hı hı. Ben bu işi yapıyorum, beni yönlendirin noktasında. Öyle bir çevre oluşturmuş oldum. Daha sonraki yıllarda da 1999'dan 2006-2007 o yıllara kadar hep babamın kitapları sadece yayınlanmış oldu. Evet. Sonraki yıllarda ben şunu düşündüm. Babamın belli bir okuyucu kitlesi var. Hı hı. Belli bir kendince bir kitlesi var. Ama başka yazarları da bizim yayın politikamız dahilinde, yayın evimizde davet etmemiz güzel olur diye düşündüm. Farklı yazarlarla bu şekilde görüşmeye başladım. Farklı yazarlar dahilinde bir yayın politikası belirledim. Görüşmelerimi o yayın politikası dahilinde hareket ettim. Ona göre de çalışmalarımı yaptım. Şu anda 120 civarı yayınımız var. 60 civarı mevcut yazarımız var. Maşallah. Ve belirli zamanlarda da artış devam ediyor. Çalışmalarımız bu şekilde. Sultanahmet'te yerimiz. Evet. Fatih Sultanahmet'te.
kendimizce bu şekilde devam ediyoruz. Belirli zamanlarda katıldığımız fuarlar oluyor. Fuarlarda okur-yazar buluşmaları çok önemli. Okur-yazar buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda da Kocaeli Fuarı var. Kocaeli Fuarı'nda müsait olanları da bekliyoruz. Evet. Ahmet Bey, babanızla ilgili 3 dil, farklı dil bildiğini öğrendiğimden beri daha bir hayran oldum kendisine. Bayağı bir uzun yıllar vermiş ve Mevlana ile ilgilenmiş sanırım. Yunus Emre ile ilgili. Yunus Emre ile mi ilgilendi? Ben evet. Mevlana diye hatırlıyorum. Sevgili seyirciler, Ahmet Bey ile bizim tanışmamız da tevafuk oldu. İlk Tuğçe Güzel'i gördüm standta. Sonra başka yazar arkadaşlarımı gördüm. Dikkatimi çekti. Hani başka yayın evinin sahibi, kendi standlarında, kendi fuarlarında farklı yayın evinden gelen yazarları davet etmesi, onlara imza günü tertip etmesi benim çok ilgimi çekti. Bundan birkaç ay önce kendisine Instagram hesabından özelden yazdım. Baktım gayet böyle mütevazi, efendi, sorulan soruya cevap veriyor. Allah Allah dedim. Sonra daha çok araştırmaya başladım. Aldığım referanslar da gerçekten çok çok iyiydi. Sonrasında işte bir baktım, sonra bir gün Tuğçe de orada. Allah Allah, Tuğçe hocam, başka bir yerde gördüm sizi. Kendisi de söyledi. Sonra biz konuştuk, ettik. Aradan tabii aylar geçti. Bu yayını Tuğçe'nin kitabı çıkınca yapmak istedik. Allah-u Teala bizi bugüne getirdi. Bundan sonra da ben de Ahmet Bey'le çalışacağım inşallah. Şu anda bir kitap bitirme aşamasındayım. Bitirirsem. Bitirirsin. 47. sayfa. İnşallah bitirirsem. Bitirirsin. Ben de Uyanış Yayın Evi'nden çıkarmayı düşünüyorum. Buradan tüm yazarlara duyurmak istediğim bir şey var. Emek gerçekten çok başka bir şey. İnsanın emeğinin çalınması, insanın emeğinin zayi edilmesi, insanın emeğinin hiçe sayılması bir yazar için çok üzücü bir olay. Bir satırı belki siz birkaç saniyede okuyabiliyorsunuz ama biz o satırı yazabilmek için, benim için özellikle gece uykusu çok önemli. Bunu baştan söyleyeyim, bilen bilir. İzleyenler de gülecektir bu programı izleyince. Gece uykunuzdan kalkıp bir şeyler yazıyorsunuz, bir şeyler karalıyorsunuz. Herkes uykusunun tatlı sırasında rüyalar görürken bizler kalkıp bir şeyler karalıyoruz. Ve bunu kitaba almak, kitabı çıkarmak gerçekten kolay bir şey değil. Ben bir yazar olarak buradan seslenmek istiyorum. Lütfen yazarlarımızın emeğine saygı duyun. Bakın, her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Kul hakkı maalesef unutuluyor. Kul hakkı yok artık. Yaşadığımız insanlara bakıyorum, ortama bakıyorum, etrafa bakıyorum, birçok insanlarla görüşüyorum. Kul hakkı diye bir şey artık kalmamış gibi. O yüzden Ahmet Bey'i seçmemin en büyük sebebi budur. Bunu buradan söyleyeyim. Reklamını yapmak için söylemiyorum. Gerçekten mükemmel bir insan. İnşallah da benim hayatımda ben ölene kadar var olur. İnşallah, Allah hayırlı ömürler öyle versin hepimiz. Şunu evet belirtmek istiyorum. Evet, özellikle Ahmet Bey ve Uyanış Yayın Evi hakkında. Benim en büyük hayalim Kocaeli Fuarı'na katılmaktı. Gerçekten. Evet. İlk kitabımı çıkardığımda da bu vardı zaten. Daha sonrasında farklı şeyler yaşadım tabii ki. Hani olmadı bir şekilde. Ahmet Bey'le konuşuyorduk. Dedi ki Kocaeli Fuarı'na dedi başvurdum dedi. Ya dedim, ne kadar güzel dedim. Ben de dedim en büyük hayalim dedim Kocaeli Fuarı'nda olmaktı ama dedim olmayacak herhalde dedim. Hani herhalde dedim, yani olmayacak dedim. Sonra dedi ki yeni kitabını dedi yetiştirebilir misin dedi. Yapabilir misin dedi. Dedim ki düşündüm. Yaparım dedim. Evet. Bir ay falan bir süre vardı. Azim değil mi? Kesinlikle. Yaparım dedim. Başarırım dedim. Yapacağım da dedim. Yani bana öyle bir umut verdi. Öyle bir yardımcı oldu ki bu konuda gerçekten. Yaptım, yazdım, yetiştirdim. Yani hayallerime tekrardan bir basamak oldu benim. O yüzden çok değerli, çok özel Uyanış Yayın Evi benim için. Ki şu anda kitabım elimde. Çok gerçekten kendisine burada tekrardan teşekkür ediyorum. Ve şu anda Kocaeli Fuarı'nda kitabım. Haftaya ben de katılacağım. 21 Mayıs'ta orada olacağım inşallah kitabımla birlikte.
Ama gerçekten benim için o kadar değerli, o kadar özel ki. Yani iyi ki Uyanış Yayın Evi ile tanıştım. İyi ki Ahmet Bey ile tanıştım. İnşallah bundan sonra da uzun seneler boyunca kendisiyle çalışırız. İnşallah. Ahmet Bey, bu kadar sizi methettik. Herhalde program çıkışında bir kahve ısmarlarsınız bize hakettik diye düşünüyorum. Tabii ki tabii. İzleyicilerimizin önünde. Kahveyle değil ya, ne istersen. Tamam o zaman. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir sene ara vermek zorunda kalmıştım bu programa. Pandemi ve sağlık sebeplerinden dolayı. Bu arada ben şehir dışına taşınmıştım, tekrar geri geldim. O süreçte de benim ikinci kitabım Babası Kahraman Olan Kızlar çıktı. Bu kitabı rahmetli babam Abdülaziz Kadıoğlu'na ithafen çıkardım. Nur içinde yatsın. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kitabı almak isteyenler bana da ulaşabilirler imzalı almak için. İnternet sitesinden de, Instagram sayfamdan da ulaşabilirler. Üçüncü kitabımı da inşallah en yakın zamanda Uyanış Yayın Evi'nden çıkaracağım. İnşallah. Onun için de bir program yapmayı düşünüyorum zaten. İnşallah. Evet. Biraz kendinizden bahsettiniz. Normal hayatınızda neler yapıyorsunuz Tuğçe Hanım? Bildiğim kadarıyla başka bir işte de çalışıyorsunuz. Evet. Peki zor olmuyor mu hem ev hem iş hem kitap çıkarmak? Yani canlı yayınlar. Evet. Benim katılamadığım. Şöyle söyleyeyim. İnsanın önce kendisine inanması lazım. Evet. Diyorum. İnsan kendisine inandığı zaman, gerçekten ben bunu yapabilirim dediği zaman hiçbir şekilde zorlanmıyor. Daha doğrusu hayallerine güvenmesi lazım diyorum ben. Çünkü hayalleri gerçekten ona yoldaş oluyor. Yani ne kadar zorlu olursa olsun, evliyim, bir kız çocuğum var. Bu sene LGS sınavlarına hazırlanıyor. Çok İnşallah. Zor bir süreçteyiz zaten. Artı olarak muhasebeciyim. Çok yoğun geçiriyoruz biz gün boyunca zaten. Beyin yoruluyor zaten. Kesinlikle. Otomatik. Beyin yorgunluğu zaten bir oluyor. Bir de o yorgun beyinle bir şeyler yazma kesinlikle. Çabası herkesin başarılı bileceği bir şey değil. Ama sayın seyirciler gibi. Yani gerçekten yazmak kolay bir şey değil. Ama insan kendine inandıktan sonra, gerçekten ben yapabilirim dedikten sonra her şeyi yapabiliyor. Öncelikle insanın kendisine inanması evet, lazım. Evet, kesinlikle her zaman bunu savunuyorum. Ve savunmaya da devam edeceğim. Ahmet Bey, sizin gününüz nasıl geçiyor? Şimdi yayın evinde ben tek başıma çalışıyorum. Evet. Şehir içi, şehir dışı katıldığımız fuarlar olursa onların organizasyonu da ben yapıyorum. Önceki seneler için söylüyorum. Daha önce başka katıldığımız fuarlarda da bu şekildeydi. Şu anda da yine böyle. Evet. Şimdi fuar zamanı ilk önce başvuruyu yapıyorum. Başvuruyu yaptıktan sonrasında onun organizasyonunu sağlıyorum. Sonra yazarlarımızla görüşüyorum. İlk başta kendi mevcut yayın evi yazarları. Sonrasında da sizin demin biraz önce bahsettiğiniz gibi yayın evi dışındaki yazarlarla da irtibat haline geçiyorum. Tarihleri söylüyorum. Plan program ona göre liste hazırlıyorum. O listeyi hazırladıktan sonra herkes tarihleri verdikten sonra bu sefer onların tasarımlarını yapıyorum. Tasarımları da ben kendim yapıyorum. Yayın evindeki bütün işlerin takibini ben yapıyorum. Dışarıdan çözüm ortaklığı noktasında çalıştığımız arkadaşlarımız var. Kimisi Bilecik'te, kimisi Konya'da, kimisi Ankara'da, kimisi Edirne'de. Türkiye genelinde böyle bir çözüm ortaklığı oluşturduk. Onlar da kendi işlerinin çalışmalarını yapıyorlar. Birbirimize de paslaşıyoruz, destek veriyoruz. Çalışmalarımızda, faaliyetlerimizde destek veriyoruz. Mesela ben işi alıyorum. Yayın eviyle birlikte ben tasarım işleri de yapıyorum, kurumsal işler de yapıyorum. İşi alıyorum. Hangi arkadaşımız müsaitse onunla görüşüp ve hangi arkadaşımız yapabilecek durumdaysa onunla görüşüp ayrıntıları ona verip ben diğer normal yapmam gereken işlerimi takip ediyorum. Haftalık olarak canlı yayınlarımız var. Okur yazar buluşmaları kapsamında. O canlı yayınlarımız devam ediyor. Tuğçe hocam katılmadığım, katılmak istemediğim ama sizlerin ısrarıyla artık kesinlikle. Yani bakacağız. Haftalık olarak okur yazar buluşmaları kapsamında canlı yayınlarımız var. Evet. Haftalık olarak şiir programımız var. Bu şekilde geçiyor. Onun haricinde tabii ki ailemiz de var. Ailemize de zaman ayırıyoruz. Elbette. Kendimizce her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Jandarma devriye arabası jandarma devriye arabası modundayız yani. Her yere, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Mesela ben perşembe günü kitapları nakliye arabasına yükledim. Kocaeli'ye gittim. Kocaeli'de standı kurdum. Kitapları yerleştirdim. Sonrasında geç vakitte İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra canlı yayınım vardı Instagram üzerinde. Okur yazar şiir akşamı programı vardı. Canlı yayına katıldım.
Ertesi gün için söylüyorum, yani cuma günü için. Normal dışarıdaki işlerimi takip ettim, yapmam gerekenleri yaptım. Sonra Tuğçe hocama dedim ki bu akşam eğer müsaitseniz ziyaretinize geleceğim. Ya çok sürpriz Şaşırdı, oldu sevindi. gerçekten. Kitabı getireceğim dedim. Tamam dedi. Öyle programlama yaptık. Hemen ben işlerimi ayarladım, programlamayı yaptım. Bu sefer Silivri'ye geçtim. Silivri'deki işte biraz görüştük kendisiyle. Yapmamız gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bakın Sonrasında orada da sözünüzü balla kesiyorum. Orada da çok ince bir detay gördüm ben. kesinlikle. Yani bir yayın evi sahibinin yazarının kitaplarını o saatte yani eline Kesinlikle. alıp o kadar kitabı söyleyebilir miyim Taşıması ve bilmiyorum. Yani getirmesi. 200 kitap sayın seyirciler Evet. 200 kitap az değil yani. Onları eline alıp yazara kadar götürmek. Bakın bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet. Yani biz bu camiada birçok şeyler gördük, birçok şeyler duyduk, birçok şeylere gerçekten şahit olduk. Ben mesela fuarlardan biliyorum. Ahmet Bey gerçekten bir yayın evi sahibi gibi değil. Bir dost, bir arkadaş. Çok farklı. Babadan kalma bir şey olması gerekiyor. Çünkü Evet. babanın, ben kendi babamdan da az çok biliyorum. Yani babanın saygısı farklı oluyor, yetiştirmesi aileden gelen bir şey oluyor bu. Sizde de o var sanırım. Şimdi benim için yol haritası olan bir kıssa var. Ben bunu her yerde herkesle paylaşıyorum. Onu da paylaşayım şimdi. Çiftçinin bir tanesi buğday yarışması yapılıyor ve her sene birinci oluyor. Muhabirler geliyorlar. Diyorlar ki hocam sizinle bir röportaj yapmak istiyoruz uygun bir zamanda. Tabii ki diyor, buyurun gelin. Tarihi zamanı belirtiyorlar. Muhabirler geliyor. Muhabirlerin sorusu şu oluyor. Siz diyor her sene diyor birinci oluyorsunuz. Bunun sırrı nedir diyor. Evet. Çiftçi diyor ki etrafımızda ne kadar tarla varsa ben etrafımızda kullandığım yani kendi malzememi etrafımdaki tarlalarda da kullanıyorum diyor. Muhabirler bu sefer iyice şaşırıyorlar. Nasıl yani diyorlar. Etrafımdaki tarlalardaki ürünler ne kadar iyi olursa rüzgar estiği zaman benim ürünlerim daha iyi olur diyor. Çünkü orada iyi bir ürün varsa rüzgar vasıtasıyla polenler ve diğer şeyler farklı yerlere gezdiği, dolaştığı için, farklı bölgelere gittiği için oraları da tabii ki etkisi oluyor. Ben bu kısa benim yol haritam. İşte Evet. farklı bir yayın evi yazarının bizim yayın evi standında olması, farklı kişilerle sürekli irtibat halinde olmam, bunların hepsi bundan kaynaklanıyor. Yani bu yol haritasını ben kendimce belirledim. Bu sen başka bir yerdesin, başka bir yerdensin, bizden değilsin gibi hareket etmeden bizden misin gibi. Mesela Tuğçe hocam Kesinlikle. ilk çalışma şeklimizi anlatabilir. Evet. Anlatırsa orada zaten her şey ortaya çıkmış oluyor. Düşünce fark hep o şekilde. İşte siz farklı birisiniz, farklı bir kulvardasınız, farklı bir noktadasınız öyle Evet. değil. Hep beraber birbirimize bir şekilde elimizden geldiği şekilde yardımcı olursak hiçbir sıkıntı olmaz, hiçbir Evet. problem olmaz yani. O zaman daha güzel şeyler ortaya çıkar, daha güzel programlar ortaya çıkar, Elbette. daha güzel imkanlar ortaya çıkar. Elbette. Çok geniş kitlelere ulaştırır. Mesela 2016-2017 o yıllarda bir katıldığımız fuarda çok böyle geniş katılımlı bir imza programı yaptık. 2 haftalık zaman diliminde ortalama 50-60 tane imza programı yaptık. Bu 50-60 tane imza programının 40 tanesi farklı yayın evinin imza programıydı. Yani ben 2 günü sadece onlara ayırdım. Cumartesi, pazar dedim bu gün size ait. Ben kendi yazarlarımla ilgili program yapmıyorum. Bir önceki cumartesi, pazarı da ben kendi yazarlarımla ilgili program yaptım. Bizim arkadaşlarımızdan, yazarlardan, tanıdıklardan, ziyaretimize gelenlerden soranlar oldu. Burası Uyanış Yayın Evi standı mı, farklı yayın evi standı mı diye. Evet. Benim için dedim problem değil. Yani onların burada olması benim için artı bir avantaj. Çünkü tanıtım yapıyoruz, reklam yapıyoruz. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. O da çok şaşırmıştı. O kadar farklı yayın evi yazarının o standta imza günü programı yapmasına çok şaşırmıştı. Benim Çok gibi. güzel, çok güzel, verimli geçmişti her yönden, her şekilde. Gelen kişiler çok memnun olmuşlardı. Güzel bir organizasyondu. Öyle yaptığımız zaman bir sıkıntı yok. Ama işte bir bencillik söz konusu olduğu zaman başkasının yaptıklarını, faaliyetlerini, çalışmalarını çekememezlik söz konusu olduğu zaman o zaman hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tabii. Yerinizde saymış oluyorsunuz. Enaniyet zaten hiç güzel bir şey değil. Yani hepimiz için. Tuğçe'cim anlatmak ister misin? Tabii ki Ben anlatırım. biliyorum ama izleyicilerimiz de Tabii ki duysunlar istiyorum. anlatırım. İlk kitabımla
ilk fuara katılacaktım. İlk fuarım olacaktı. Silivri'deki imza günümden sonra resmi fuarı olarak Avcılar Fuarı ilk olarak düzenlenecekti. Kalemin Gücü platformu adı altındaydı. Ahmet Bey'le de tanışıyorduk. Her yazar kendisi katılıyor normalde. Kendi kitabını farklı bir masada tanıtımını yapıyor, işte satışını yapıyor. Ben de hani katıldım, Ahmet Bey söyledi. Ben de ismimi yazdırdım. Dedim ki ben de olmak isterim dedim. Gerçekten güzel bir platform, güzel bir yenilik. Yazdırdım ismimi. Neyse gün geldi, Avcılar Fuarı günü geldi. Herkes orada tabii. Ben de düşünüyorum gitmeden önce kafamda bin bir türlü sorular var. Nasıl yapacağım? İşte tek başına olacağım? Acaba nasıl olur? Hep böyle kafamda soru işaretleriyle gidiyorum otobüste gidip gelirken. En son gittim. Hava da yağmurluydu o gün zaten. Bayağı yağmur vardı. Ahmet Bey oradaydı zaten. Herkes kartlarını falan alıyordu. Seçiyordu işte. Her yazara kart yapılmıştı. Onları ayarlıyorlardı. Onları seçiyorlardı. Ben de orada bekliyorum. Acaba diyorum nereye konuldu benim standım? Acaba nereye koydular diye düşünüyorum. Hani gideyim ki hani toparlayayım orada diye. Sonra bir baktım. İşte dediler ki siz Uyanış Yayın Evi'nin bünyesindesiniz. Hani standınız burası nasıl yani dedim. Ama dedim ben Uyanış'ın bünyesinde değildim. Hani kendim katılacaktım. Evet. Ahmet Bey dedi sizi dedi işte Uyanış'ın yayın evini ayarladı deyince gerçekten çok mutlu oldum. İnsan çünkü, nasıl onarı oluyor çünkü değil mi? Çünkü bu bir değer görmek. Evet, elbette. Kendimi değerli hissetmek. Neden? Çünkü başka bir yayın evinin yazarıyım sonuçta. Hı hı. Ama beni kendi yayın evi bünyesine almış. Uyanış Yayın Evi adı altında almış. Zaten o günden sonra hiçbir şekilde hiçbir şey düşünmeden dedim ki ben kesinlikle dedim ikinci kitabımı Uyanış Yayın Evi'nden çıkartacağım. Evet. Hiçbir şekilde araştırmaya girmedim. Kesinlikle dedim ikinci kitabım senden çıkacak. Ahmet Bilgehan Arıkan adı altında Uyanış Yayın Evi'nden çıkacak dedim. Bu şekilde oldu bizim tanışmamız aslında evet. Kendisiyle. İnşallah uzun yıllar devam eder amin, diyoruz inşallah. Gerçekten. İnşallah. Allah bozmaz kullar bozar. Kesinlikle. O yüzden biz etrafımızdaki insanlara dikkat ettiğimiz sürece bu dostluğun bozulacağını kesinlikle zannetmiyorum. Sayın seyirciler biz program öncesi birazcık konuştuk. Dedikodu yapmak günahtır ama yapmadan da duramıyoruz. Tabii biraz dedikodu yaptık. Ahmet Bey benim bu yönümü bilmiyordu, şaşırdı. Ama altında bir kötülük yok. Yani araştırmak güzel şeydir aslında. İnsanları hani darbe yiye yiye tecrübe sahibi oluyorsunuz. Ben de bu kitaplarla alakalı konularda yediğim darbelerden, etrafımdaki yediğim darbelerden dolayı herkesten uzaklaşmaya karar vermiştim. Kendi kabuğuma çekilmiştim açıkçası. Beni kabuğumdan böyle ikisi çekip aldılar. Yavaş yavaş ben de tekrar hayata dönmeye başladım. Şimdi izleyiciler diyecek ki ne oldu? Çok ölümlerim oldu, çok acılar yaşadım, çok kayıplarım oldu. O yüzden dolayı gerçekten iyi değildim. Ama şimdi iyiyim değil mi? Kesinlikle. Üzüm yiyorum bir daha kere. Daha da iyi olacaksın. Değil mi? Ahmet Bey'in getirdiği üzümlerden yiyorum. Üzümler tabii. Manisa, evet. Manisa üzümleri. Moralim bozulduğunda onlardan alacaksın. Onlardan alacağım. Evet. Tuğçe'cim bir şiirin vardı senin. Evet. Onu okumanı istiyorum. İzleyicilerimiz tabii de ki duysun. Tabii ki. O şiir benim için çok ayrı. Çünkü niye ayrı? Şehrimin insanları. Evet. Silivri'de yaşadım, büyüdüm. Şu an hiçbiri hayatta değil. Onlarla yaşadığım tatlı anılarımı, hikayelerimi, onları anlattım aslında. Şimdi maalesef öyle insanlar artık yok gerçekten. Yok. Herkes farklı şeylerin peşine düşmüş. Yani bu şiir onların şiiri. O yüzden çok özel ve gerçekten okumaktan çok mutlu olacağım. Ve ilk defa sizin programınızda okuyorum. Ben de senin bunu ilk defa okumandan çok çok mutluyum. Evet. Seni burada ağırlamaktan çok mutluyum. İnşallah bu programların da devamı gelir. İnşallah. Önce sağlık, sonra Ahmet Bey, değil mi Ahmet Bey? Sonra evet, üzümler. Kesinlikle. Tabii bitmeye yakın haber verirsen hocam, ben tekrar Manisa'dan gelen gidenle istetirim yani. Tamam Ahmet Bey, evet, haber veririm. Tuğçe'cim, seni dinliyoruz. Evet. Şehrimin insanları. Nerede o eski günler, eski insanlar? Şehrimin insanları, güler yüzlü, sevecen, samimi, iyi yürekli insanlar nerede? Bazen bir kahkahada buluyorum sizleri, bazen yudumladığım çayın kokusunda. İyilik yaparken anımsıyorum sizleri, benim şehrimin güzel insanları. Belki bu dünyadan gittiniz,
Belki şu an bizlere göklerden selam yolluyorsunuz. Her zaman anılarımla yanımdasınız, benim şehrimin güzel insanları. Bilin ki bu dünyaya izinizi bıraktınız. Daima yaşayacak hafızalarımızda. İyi ki bu dünyadan geçtiniz, benim şehrimin güzel insanları. Çok güzel. Bir kez daha tebrik ediyorum seni bu içtenliğini. Evet. Teşekkür ediyorum. Okuyucun bol olsun, imzaların çok olsun. Amin, inşallah. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Amin. Ahmet Bey, sizin önünüzde duran o umut dolu kitabınızı anlatmak ister misiniz? Tabii ki. Bu sene bizim yayın evinin 54. yılı. Evet. Uyanış Yayın Evi, yayıncılıkta 54. yıl. 52. yılda şöyle bir şey düşündüm. 52 yıl geçmiş, 52 yıl dahilinde bir hatıralar birikmiş, bir armağan olsun. Farklı yayın evi dışındaki yazarlardan hikaye ve denemeler istedim. Bir armağan olsun diye. Yazıları istedim. Sonrasında bizim bir kardeşimiz var, kendisi trafik kazası geçirmiş. O yaş, yani ortalama 20-21 yaşında. O yaşından bu zamana, yani 7 yaşından sonra için söylüyorum, trafik kazası geçirdiği için tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ediyor. Biz bir vesileyle tanışmıştık kendisiyle. Kendisi de aynı zamanda şair ve maşallah kendisini çok güzel yetiştirmiş, çok iyi yetiştirmiş. Kültürel olarak, değerler olarak, farklı konularda, farklı alternatiflerde. Kendisinin ismi Ömer Faruk Markoç. Kendisinde aynı zamanda şiir kitapları var. Düşündüm, bu 52. yıla özel armağan kitabı, onun tedavisine bağışlayalım. Ona bir karınca kararınca bir destek olsun. Yazarlarla tekrar görüştüm. Dedim ki ben bunu sosyal sorumluluk projesi kapsamına dönüştürüyorum. Evet. Sizin de bilginiz olsun, haberiniz olsun. Onlar da çok memnun oldular. Bizi böyle bir projeye dahil ettiğiniz için teşekkür ederiz dediler. Olmaz mı? Onlar çok memnun oldu. Sonrasında Ömer Faruk'la görüştüm. Dedim ki Ömer Faruk kardeşim, sevgili kardeşim, ben böyle bir proje yaptım. Bu sene bizim 52. yılımız ve armağan bir kitap. Evet. Farklı yazarlar. Eğer olursa hani geliriz, senin için düşündük diye. O da çok memnun oldu. Hiç dedi kitap dedi satılmamış olsa bile dedi. Böyle bir çalışmayı yapmış olmanız benim için ayrı bir güzellik dedi. Evet. İsim konusunu sordum. İsim konusunda düşündüğüm bir şey var mı dedim. O da dedi ki Nazım Hikmet'in bir sözü var dedi. Direkt o aklıma geliyor dedi. İnsan denizin olmadığı yerde umut adına martı olmalı. O zaman dedim Umut Adına Martı Olmak kitabın ismi olsun. Tamam. Sonrasında senin dedim bir yani umutla ilgili veya buna benzer bir yazın, bir şiirin var mı dedim. Onu arka kapakta kullanalım dedim. O da dedi ki abi dedi elimde birkaç tane yazı var dedi. Onlara bir bakayım dedi. Ama dedi ben istersen kendim de hani şu anda hemen yazabilirim dedi. Bana bir o süre... yetenek var çünkü. Tabii ki. Konu kendisine konu verdiğiniz zaman yazamayacağı bir şey yok maşallah. Maşallah çok ya. Güzel bir altyapısı var. O yaşta kendini o kadar var. Geliştirmiş. 21-22 yaşında kardeşimiz. Nerede yaşıyor kendisi? Başakşehir'de yaşıyor kendisi. İstanbul'da. Evet. Konuk alsak gelebilir mi acaba? Yani buraya şimdi tekerlekli sandalye çıkması biraz zor olur. Zor. Çünkü burada... Biz nerede... gideriz onun ayağına. Gidilebilir. Gidilebilir. Yayın öyle bir, plan program gerçekten. Yapılabilir. Hem ona moral olur. Hem tabii ona tabii yapılabiliriz. Bir destek olmuş olur. Tabii. Arka kapakta kullandığımız Umut'la ilgili yazıyı yazdı, şiiri yazdı, gönderdi bana. Abi dedi ben dedi bunu biraz önce yazdım dedi. Sana gönderiyorum dedi. Sen dedi istediğin gibi, istediğin yerde kullanabilirsin dedi. Oy maşallah. Kitabın içerisinde de kendisinin bir yazısını kullandık. Daha önceki zamanlarda yazdığı bir yazısını kullandık. Bu yazdığı şiiri de okumak istiyorum şimdi. Buyurun. Umut bir ağaçtı. Gölgesinde oturdum. Umut bir yağmurdu. Altında ıslandım. Umut bir kitaptı, sayfalarında kayboldum. Umut bir güneşti, ateşiyle ısındım. Umut bir zindandı, içerisinde hapsoldum. Umut boş bir defterdi, sayfalarına yazıldım. Umut kimine paraydı, kimine bir gülümseme. Kimi umutsuzluğa hapsolmuş, kimi ateşiyle yanmış. Kimi gölgelere sığınmış, kimisi de umutla kaybolmuş. Kimi açarken penceresini umuda, kimi gözlerini kapamış, kimi öylece seyretmiş, kimi susarak beklemiş. Umut yalnızların rıhtımı, çaresizlerin arayışı. Umut susuz çölde su, vahalarda en güzel serap. Umut en kısa kelime, anlamı en uzun olan.
umut susarak duyabileceğin, gözlerin kapalı görebileceğin, iyi ki yaşamışım diyebileceğin senden olandır. Yani senden. Her şey umuttan. Ömer Faruk Morkoç. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir kitabımız. Evet. Geliri kardeşimizin tedavisine bağışlanıyor. Sosyal herhalde internetten siparişi veriliyor. Tabii ki. Tüm internet kitabı şöyle gösterebilirsiniz tüm internet ekrana. Tüm internet sitelerinde de aynı zamanda satışta. Evet. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de ulaşılabilir. Hı hı. Uyanış Yayınevi, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de ulaşılabilir. O halde diyoruz ki bizim de bir umudumuz var. Umut adına martı olmak. Umut adına martı olmak. Bu evet. Bir sosyal proje ise bence az çok demeyip katılmak gerekiyor. Ahirete onlar gelecek bizimle. Yani ahiretimize inanan inanmayan bir sürü insanlar var. Bu konu hani farklı bir şey ama ben inanan bir insan olarak söylüyorum. Yani içilen bir sigaranın fiyatı bile şu anda çok yüksek. Ama bir kitap aldığınız zaman yıllarca evinizde kalabiliyor. Onun dışında bir insana umut oluyorsunuz. Umut adına yazılmış bir kitap bu. Ona umut oluyorsunuz. Bu sosyal projede bundan sonra ben de varım Ahmet Bey. Kabul ederseniz ben de sizinle beraber çalışmak isterim. Tuğçe'cim sen zaten sonra berabersin. Gerek yok zaten, böyle yapalım. Şimdi spontane olduğu için, sorularımız olmadığı için ben de bazen tıkanabiliyorum. Haliyle ben de insanım. Kahve içeceğiz ya, aklım hep orada aslında Ahmet Bey. Kahve saatim geldi benim. Tuğçe'cim, bundan sonraki fuarların ne zaman başlıyor? Ben biliyorum ama izleyicilerimiz de duysun. Önümüzdeki hafta 21 Mayıs'ta Kocaeli Fuarı'ndayım. Evet. 22 Mayıs'ta Pazar günü Bağcılar Fuarı olacak. İnşallah evet. Oradayım, Allah izin verirse. Amin inşallah. 28-29 Mayıs'ta Sarıyer'de Kalemin Gücü platformu adı altında bir imzamız olacak. Evet. Orada Sarıyer böreği yiyeceğiz zaten. Evet, kesinlikle. Daha sonra zaten 2 ile 12 Haziran Tekirdağ Fuarı var. Tekirdağ Fuarı'nda olacağız. 2 hafta Cumartesi Pazar'da orada olacağım zaten. İnşallah. Eğer izleyicilerimiz gelirlerse gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü kitabımın heyecanını onlarla paylaşmış olurum. Çok özel olur benim için. Gerçekten. Evet, inşallah. Herkesi bekliyoruz efendim. Ben de elimden geldiğince katılmaya çalışacağım. Ama bir pişmane almaya gideceğiz önce Kocaeli'ni. Ahmet tabii. Bey'le birlikte. Beni ziyaret Kocaeli. Etmeniz lazım Kocaeli. Yoksa olmaz. Efendim? Beni ziyaret etmeniz tabii lazım. Tabii ki. Etmemiz yoksa lazım. Olmaz. Hazır sırası gelmişken benim istediğim bir şeydi bu. Allah yine nasip etti. Tuğçe'ye program çekerken bana kitabını imzalayıp vermesini rica etmiştim. Ben bunu herkesin görmesini istiyorum. Bizim kardeşliğimizin bir göstergesi olabilir bu. Allah bizi nazarlardan korusun. Amin. Kem gözlerden korusun. Amin. Kötü fesat insanlardan korusun. Hep söylerim, her zaman söylerim. Allah'ım beni hayırlı insanlarla karşılaştır Amin. Diye. Bu çok önemli bir duadır. Tuğçe'cim, kitabını benim için imzalar mısın lütfen? Tabii ki. Teşekkür ederim. Zaten yazısını sana özel olarak ben yazmıştım, hazırlamıştım. Çok teşekkür ama ederim. İmzasını atmamıştım çünkü konuşmuştuk seninle gerçekten. Evet. İmza özel olmalıydı, senin programın özel olmalıydı. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Evet. Bir bakmışsınız, benim de kitabım çıkmış. Ben de burada sizi imzalamışım. Ne kadar güzel. Çıkması için elimizden geleni yapacağız hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Kesinlikle. 47. sayfayı biliyorsun tabii. Evet. Tabii. 47. sayfayı bir okursana şöyle azıcık da olsa. Benden 47. sayfayı. Evet. Bakalım 47. sayfada ne çıkacak karşımıza. 45 değil miydi Ahmet Bey? 47 idi. Hayır yalnız öyle bir şey ki biz kitap daha dün çıktı. Sayın seyirciler. Kitap daha dün çıktı. Biz içindeki bazı yazıların kaçıncı sayfada olduğunu dahi biliyoruz. Evet. Bunu nasıl biliyoruz? Bir insana değer verdiği zaman kitabı eline aldığı an zaten açar bakar. Böyle bir göz gezdirir. Yani şöyle, şunu yaparken zaten içinde mutlaka sizin kalbinize dokunacak bir yazı vardır. Bu gerek şiir olur, gerek öyküden bir parça olur. Ben bunu her okuduğum kitaplardan biliyorum.
mutlaka her insana yansıyan bir tarafı vardır. Hatta şöyle söylerler, ben de öyle söylerim. Daha dün söyledim böyle bir şeyi. Sanki beni yazmış dedim bir yazar için. Sanki benim duygularımı dile getirmiş dedim. Oysa ki benim gibi yaşayan milyonlarca insan var. Ortak bir dünyada yaşıyoruz. Ölüp gideceğiz. Acılar da ortak. Hani derler ya senin derdin benimkinden çok. Yok, herkesin derdi kendine göre. Herkesin acısı kendine göre. Herkesin mutluluğu da kendine göre. Şu anda biz bu kadar mutluysak buralara gelebilmek için biz çok gözyaşı döktük. Bizi izleyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz, şunu özellikle söyleyeyim, kıskançlıktan, fesatlıktan beğeni tuşuna basmayan, gizli gizli izleyen insanlar da var. Ve bunlar bizim yazar arkadaşlarımız. Yani annemiz, babamız, akrabamız değil. Tamamen bizimle olan insanlar. Emeğe saygı gösterin efendim. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Kul hakkı denilen bir şey var. Bir insanı sevindirmek, bir insanı mutlu etmek, bir insanı onur etmek çok zor bir şey olmasa gerek. Dünya sevgi üzerine kuruldur zaten. Sözünü sevgi. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Gerçekten çok değer verdiğim bir yazar var. Kahraman Tazioğlu. Evet, Kahraman Kendisi Üstad. Biliyorsunuz Türkiye'de çok bilinen bir yazar zaten. Evet. Yani bana o kadar çok yol gösterici oldu ki. Yani burada ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şöyle oldu. 2015 yılında annemi kaybettim ben. Gerçekten çok büyük acılar yaşadım. Tedavi görmeye başladım. Doktorum dedi ki bana, sevdiğin şeyleri yap Tuğçe dedi. İşte kitap okumayı seviyorsan kitap oku dedi. Müzik dinlemeyi seviyorsan müzik dinle dedi. Ben de Kahraman Tazioğlu ile o sene tanıştım. Bukre diye bir kitabı vardı. Onunla evet, başladım. Bukre okudum. Onu okumaya başladıktan sonra gerçekten hani kitap okumaya yöneldim daha çok. Ve mutlu olmaya başladım. Evet. Belli bir zaman sonra ben de yazmaya başladım. Yazabiliyorum hani dedim kendi kendime. İlk yazdığım yazıları Kahraman Tazioğlu'na gönderdim. Ve kendisi biliyorsunuz çok ünlü bir yazar zaten. Evet. Hani cevap verir mi vermez mi hiçbir şekilde bilmiyordum ama gönderdim. Bir şekilde gönderdim. Veriyor veriyor. Evet. Sağ olsun o konuda. Cevap verdi ve bana dedi ki gerçekten dedi çok güzel yazmışsın dedi. Bence dedi bu yolda dedi devam etmelisin dedi. İlerlemelisin dedi. Benim yazar olmaya adım atmamdaki belki de en büyük katkı Kahraman Tazioğlu'na aittir. Mi? Gerçekten. Her imza gününe gittiğimde daha sonrasında en son Büyükçekmece imzasına gitmiştim. Orada hatta bana dedi ki artık dedi ne zaman dedi meslektaş olacağız seninle dedi. Ne zaman çıkartacaksın kitabını söyle bakalım dedi. Söz veriyorum dedim. Çıkartacağım dedim. Bir sene kalmaz dedim. Bir buçuk seneye yakın dedim. Kesin çıkartacağım dedim. Gerçekten çıkarttığım zaman da dedim imzalayıp size göndereceğim kitabımı dedim. Kitabım çıktı. Kitabım çıktığında kendisine imzalayıp gönderdim. Kabul etti, aldı. Ve daha sonra hiç beklemediğim bir günde hikayesini de paylaştı. Evet, çok güzel. O kadar mutlu etti ki beni. Ya işte insanlık diyoruz ya, hani birbirini kıskanma, fesatlıktan bahsediyoruz ya. Evet. Bu o kadar güzel bir örnek ki gerçekten. Tabii ki. O kadar güzel bir örnek ki yani anlatılamayacak kadar çok değerli. Yani benim hayatımda onun yeri çok özel gerçekten. Çok o yüzden. Güzel. Kahraman Üstad sağ olsun benim kitabımın da reklamını yaptı. Evet. Hatta görüştüğümüzde bana biraz yol göstermişti. Evet. Hani şiir yazma, hikaye evet. yaz, roman yaz gibi. O zaten onun kitapları bambaşka. Kesinlikle. Yakında imza günü var sanırım. 21 Mayıs'ta. 21 Mayıs. Fuarında. Bu yayın o zamana çıkar mı bilmiyorum ama onun da gideriz imza inşallah. Günü var. Ve benim de aslında en büyük hayalimden bir tanesi onunla aynı gün, aynı fuarda yer alıp kitap imzalamaktı aslında. Evet. Ve Allah'a şükürler olsun diyorum ki aynı güne denk gelmişiz imza günü olarak. İnşallah o gün orada kendisiyle görüşeceğim bir şekilde bir fırsatını İnşallah. Bulup. Yani dediğim gibi insanın hayalleri de gerçek olabiliyor. Mutlaka. Olamayacak diye bir şey yok istedikten sonra. Her şey olabiliyor. Mümkündür. Kesinlikle. Mümkündür. Evet. Tuğçe Güzel. Evet. Ahmet Bilgehan Arıkan. Bak Bilgehan'ı özellikle söylüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zamanı nasıl geçtiğini anlamadım. Gerçekten. Çok güzel. Güzel geçti çok değil mi? Verimli geçti. Yani en azından bir şeyimiz olmadı. Bir gerginlik kesinlikle. Olmadı. Soru cevap evet. olayı olmadı. Böyle bir program bir daha yapabiliriz. Aramızda bir kişiyi daha alabiliriz. Var aklımda bir şey. Hı hı. Tabii
ona ulaşmak da biraz zor. Şimdi menajeri baktığı için bu işlere belki bizi kırmaz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz ayaklarınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Sevgili seyirciler, Derya ile Bir Ben Kaldım programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, sevgiyle kalın.